Yeni gün hafta sonundan bir kez daha merhaba. Bugün bu bölümde çok değerli bir konuğumuz var. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu bizlerle birlikte. Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, Buca Spor döneminden beri Mehmet Sait Başkan'la çok güzel bir projenin içerisindesiniz. Evet. 9 yıl oldu Altınordu'da. Taraflı tarafsız herkesin sempatisini kazandı kulübünüz ve akademiniz tabii ki. Öncelikle bu proje nasıl doğdu, nasıl gelişti? Bunu tabii ki çok merak ediyorum. Çünkü Türk futboluna çok uzak bir şey. Aslında gençler, altyapı, oyuncu yetiştirme. Evet. Neler söylersiniz projenin hakkında? Şimdi tabii ki başkanımız Sait Mehmet Özkan'la 3 Ocak 2007'den beri birlikteyim. Baktığınızda 14 yıl uzun bir süreç. Tabii ki ilk kulübümüzde bir 4,5-5 yıl orada geçtikten sonra 10. yılda bu sene Altınordu'dayım teknik direktör olarak. Zaten başkanımızın hedefleriyle bizim hedeflerimiz ölçüşüyordu. Türk gençlerine güvenmek, onlara iyi bir olanak sağladığında onların da uluslararası seviyede futbolcu olacaklarını zaten inanıyorduk. İlk başlarda çok uzak hedef gibi görünüyordu ama dışarıdan bakıldığında ulaştığımız noktaya geldiğimizde şu an en son Burak İnce ile başlayan, bu haftaya başlayan transferle Evet. De A-Milli takımda oyuncularımız, uluslararası seviyede oyuncularımız, Süper Lig'de oynayan oyuncularımızın sayısının fazla olması baktığınızda projenin ne kadar doğru bir proje olduğu anlamına geliyor. Tabii ki hem maliyetli hem sürece ihtiyacı olan bir proje. Şu an Altınordu'da 10. yılım. Akademi zaten tesisleşmeyle beraber o 102 tane genç oyuncuya ev sahipliği yapan, orada her türlü saha içi, saha dışı eğitimlerini alan bir oyuncu grubu var. Ama A takımda da çok çok zor olan TFF 1. Ligi'nde yabancısız Türk gençleriyle oynanan bir lig de var. Orada da başarılı olmak zorundasın. Hem yarışırken hem yetiştirmek zorundayız. Zor bir işi yapıyoruz ama çok odaklandığımız, çok çalışarak özellikle A takımda teknik ekibimle birlikte yoğun mesai harcayarak başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Bilmiyorum, yani dışarıdan öyle görünüyor. Hocam çok başarısınız ve başarının tanımını değiştirdiniz bence. Evet. Yani şimdi Burak İnce ile diyoruz ama Burak İnce sizin benim yani yapabildiğim kadarıyla 16. ihracatınız. Bunları evet. Alt alta söyleyince Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Berke evet. Özer, Barış evet. Alıcı, Alican Özfesli, evet. Erce Kardeşler, yani Trabzon, Başakşehir, evet. Fenerbahçe, evet. Onları tabii. da katarak sayıyorum. Yusuf Acar Rize'ye yolladınız, evet. Ozan Can Oruç Konya'ya yolladınız, evet. Oğulcan Ülgün Konya'da. Evet, aynen. Atakan Üner, Beşiktaş'ta, Ravil Tagir, Başakşehir'de, Kerim Alıcı, Yiğit Emre Çeltik, Fortuna'ya gitti, Metehan Mimaroğlu, Adana'da, Burak İnce, Arminia evet, Bielefeld'e gitti. Evet. Hocam siz nasıl, hani bu, o da başarı, bu daha büyük başarı. Ya şimdi tabii ki baktığınızda Türkiye'de baktığınızda çok güzel bir başarı. Birçok oyuncu hem... Şöyle bir zorluk yaşıyoruz aslında. Yani bu zor bir ligdeyiz ama oyuncularımızı yurt dışına, yurt içine transfer zamanı geldiğinde onları transfer olmalarını sağlıyoruz ve hem alttan gelen oyuncularımızı hem dışarıdan transfer ettiğimiz Türk oyuncularıyla da başarıya gitmeye çalışıyoruz. Aslında gurur veren bir tablo. A-milli takım düzeyinde baktığınızda Çağlar ve Cengiz aslında lafın başında söylediğiniz aslında Salih Uçan ve Taylan Antalyalı da bizim oyuncularımız. Yani ben tabii. onlarla U15, U16 takımlarında benim oyuncularımdı. Bizim organizasyonun bir oyuncularıydı. Şimdi baktığınızda bu her yıl geçtikçe sayıları daha da artıyor. Bu bizi mutlu ediyor tabii ki. Yani A-Milli takımda işte Berke'yi belki bilmiyor musunuz? Berke Özer de şu an Fenerbahçe söyledim Kalesi'nde. Galiba. Onlar Evet, da Berke sayı Özer. Artıyor. Mutlu oluyoruz tabii ki. Demek ki yılların geçmesiyle Altınordu Futbol Akademisi'nden veyahut da Altınordu forması giyen birçok değerli oyuncularımızın Türk futbolunda değerli yerlere gelmesi bizi çok mutlu ediyor tabii ki. Evet. Hocam normalde altyapıdan bir oyuncu çıkarayım, A takıma taşıyayım, onunla da şampiyon olayım gibi bir anlayış vardır bizde. Ya şimdi... Siz yani çıkarıp şimdi zaten onları... bu olan bir şey. Yani... Türkiye'de yıllarca da olmuştur. Bir oyuncu çıkmıştır işte kendi yeteneğiyle, becerisiyle. O an fırsat vermiştir, devam etmiştir. Ama biz Altınordu olarak geçen sene playoff oynadık biliyorsunuz. Bu playoff'a gidişatımızda da 19 tane farklı öz kaynak oyuncumuzu oynatmışız. Yani playoff finaline kadar 19 farklı isim. Ülkemizde biliyorsunuz ki
Kulüpler transfer yasağı ve maddi sıkıntı yaşadığında genç oyuncuları oynatıyor. Yani zor kaldıklarında ondan sonra o çocukların başarılı olanlar da çıkıyor piyasaya. Biz tabii bunu geçen sene playoff'la belki son işte 87'de gol yemesek Süper Lig'de olacaktı. Yani bunu başarmak bence çok başlı başına bir başarı hikayesi. Ama o kadromuzdan şu an bir 11 kişi ayrıldı tabii ki. Diyeceksiniz ki bu sene işte nasıl? Yeni baştan oluşuyoruz. Yeni genç oyuncularımız. Dışarıdan oyuncu almak zorundayız. Çünkü ligde çok çok yüksek bütçeli, çok iyi oyuncularla kurulu takımlar var. Onlarla baş etmek zorundayız. Yarışırken yetiştirmek. Bunlar hep bir farklı boyut. Zorlandığımız oluyor tabii ki. Yani sil baştan yapıyormuş gibi. Bu da bizi zorluyor. Bu sene istediğimiz gibi başlayamasak da önümüzdeki süreçte yine çıkışa başlayıp hem oyuncuları geliştirerek hem de takımımızı yukarıya çıkarmaya hedefleyeceğiz. Evet, A takımda yabancı futbolcu oynatmıyorsunuz ama evet, rakipleriniz oynatıyor. Evet. Yani müthiş bir desteğiniz var tabii ki Türk gençlerine ama zor olmuyor mu? Bu şekilde sanki adaletsiz gibi gözüken ama altında eşit tabii şartlarda ki değil gibi diyorsunuz. Evet, evet. Ama tabii buna rağmen de playoff oynadınız. Süper Lig'e çok yaklaştınız. Bu peki eğer yükselirseniz bu sistemde devam edecek mi? Evet. Tabii en son soruyu cevabını kesinlikle devam edecek. Şimdi şöyle biz 6. yılımızı oynuyoruz bu ligde. Her bir yıl sadece 10. bitirdik. Diğer yıllar hepsinde bir playoff'a kaldık. Hep 7. bitirdik. Avarajla dışarıda kaldık. Yani bir şeyleri aslında çok çok çalışan bir teknik ekip var. Yani A takım öyle çok değerli bir teknik ekibe sahip mi? 10 yıldır, 12 yıldır hep beraber olduğumuz başkanımızla birlikte. Biz olayın aslında çok zorluğunu fark etmiyoruz ama çok çalışan. Bizi şöyle düşünün, Hüseyin Eroğlu ve teknik ekibi Avrupa'da bir takımı çalıştıran bir ekip gibiyiz. Yani oyuncuların bireysel performansları çok önemli. Tabii ki iyi oyuncularla herkes oynamak ister ama biz oyuncu grubumuzu en iyi şekilde modern futbolun, Avrupa'da futbol, dünyada futbol nasıl oynanıyorsa ona göre çalıştırıyoruz. Çok yoğun mesai harcıyoruz. Farklı dizilişler deniyoruz. Oyuncularımızın bütün futbolun ana prensiplerini ezberletiyoruz, uygulatmaya çalışıyoruz. Çünkü biz bu güçlü rakiplere karşı eğer bunları yapmazsak zaten başarılı olamayız. Ve oyuncularımızı bu kadar geliştirmezsek yine başarılı olamayız. Demek ki sadece saydığınız isimler dışında şu an TFF Ligi'ni şampiyonluğa götüren, Süper Lig'de oynayan birçok oyuncular da bizimle başarılı olmuştur. Yani baktığınızda Sefa Yılmaz bizde bir seneden sonra yine tekrar lige gelmiştir. İşte Ahmet İlhan Özek bizle beraber tekrar çıkışa. Yani her oyuncuyu bir yerden alıp bir yeri getiriyoruz. Bu çok önemli bir nokta bence. Ve bu başarıyı da elde ediyorsun. Bu da başlı başına başarı. Ama burada dediğim gibi doğru çalışmak, takımı doğru eğitmek, sahaya doğru çıkartmak. Hep bunlar altında çok çalışmak, doğru çalışmak. Nasıl bir Almanya'da veyahut da işte Fransa'da, İngiltere'de bir takım seyrediyorsunuz. Takımda isim ön planda değil ama oyun sistemi ön planda. Hı hı. Birlikte bir oyun var, takım oyunu var, sağ dizilişi var. Herkese o görevleri ezberletmek. Biz zorluğu nasıl yaşıyoruz? Belli bir kalıbı yaratıyorsun, oluşturuyorsun ama futbol sonuçta becerisi yüksek oyuncularla sonuca gidilen bir oyun. Sonucu alamayınca belki rakibin bir tane oyuncusu o gün gol attığında yeniyor seni. Bunda da bir şey anlatamıyorsun belki ama günlük değil. Hedeflerini doğru saptayıp ona göre hazırlandığımızda da diğer sonraki süreçte başarılı oluyoruz. Hocam bir oyun sisteminden bahsediniz. Bir oyun sistemiyle bireysel oyunculardan değil ilerlemek istiyoruz dediniz. Bütün bu alt yaş gruplarında da aynı sistem mi oluyor? Evet. Ve yabancı oyuncu oynatmadığınız için sizin o zaman Türk oyuncu yapısına en doğru sistemi düşünüp bulmuş yani, olduğunuzu düşünüyorum. Onun ne olduğunu merak ediyorum. Ya şimdi evet yani yaklaşık 30 milyon akın bir Türk genci var ülkemizde. Yani bence o çocuklardan çok biz büyükler daha suçluyuz bu konuda. Yani onları sürekli eleştirerek, onların hatalarını söyleyerek değil, onları geliştirmek zorundayız. Bunun için her zaman söylüyorum en önemli faktör antrenörler. Doğru olanı sağlanırsa çünkü antrenör bir oyuncunun gelişimine çok büyük katkı sağlar. Yani %'sini vermeyeyim ama bizlere büyük görev düşüyor. Çünkü o çocuklar belli bir noktaya geleceklerdir. Ha, geldikten sonra da artık kulüp yöneticilerimize, kulüplere iş düşüyor. Onlara güvenmek. Biz tabii ki başkanımızla beraber
akademimizde de A takımımızda da yukarıdan aşağı kadar oyun sistemimiz hep belirlediğimiz yılların verdiği birikimle aynı sistem içerisinde devam ediyoruz. Oyuncularımızı o sisteme göre eğitiyoruz. Ama tabii ki bu futbolun doğruları, hücum ve savunma prensipleri anlamında baktığımızda Avrupa ile aramızda çok büyük fark var. Zaten hı hı. görüyoruz. Maç seyrederken de ortaya çıkıyor. Bizim Avrupa standartlarında eğitimimiz, oyun sistemimize göre oyuncularımızı adapte etmemiz, onlara doğru öğretim yöntemlerini kullanmamız. Yani sahada sadece uygulamalı, teorik olarak, görsel olarak göstermek gibi. Ve istediklerimizi net bir şekilde anlattığımızda da tabii A takımda biraz süreç uzayabiliyor. Çünkü karşında gerçekten sen ne kadar oynarsan oyna bir tane o forvet oyuncusu bir gol attığında işi bitirebiliyor. Tabii. Bizim takım olarak iyi oynamamız lazım. Sistemimiz üzerinde çok yoğun çalışıyoruz. İnşallah davet edelim sizi geldiğinizde bizi çok ben daha iyi. Ben geldim hocam. Yani biliyorsunuz yani onu anlayabilirsiniz. Ama o zaman ne zaman geldim biliyor musunuz? Pandemi öncesinde böyle bir alt yaş bütün Avrupa'dan takımlar U12, U12 turnuvasına U12, geldim. Tabii. Çok etkilendim. Hem saha içi dışında evet. saha dışı da tabii ki önemli kesinlikle, sizin için. Kesinlikle. Ekiplerinizi, diyetisyenleriniz, spor psikologlarınız çok önem aynen, verdiğinizi aynen, biliyorum. Aynen. Sadece saha içi değil tabii ki diyetisyenimiz, psikologumuz, fizyoterapistimiz. Yani evet. Her türlü beslenmesinden, İngilizce eğitiminden her şeyiyle oyuncularımızı yetiştirmeye çalışıyoruz ki hı hı. bence hedeflediğin nokta Avrupa ise, uluslararası seviyede ise bunların olması tamam. gerekiyor. Hocam o 12'ye geri dönmek istiyorum çünkü şuradan geri döneceğim. Barcelona'da röportaja gittiğimde şöyle demişlerdi bana. Biz 12 yaş altında bize gelen oyuncuların hani en azından Evet. futbol okullarına %80'ini alırız. Özellikle Evet, 8-9 tabii ki. yaşında. Çünkü biz onlara sistemimizi öğretiriz o yaşta. Evet. İşte U12'de bu oran düşer. İşte %60'ını alırız. Tabii. U14'te artık %20'sini alırız. Sadece istisnai oyuncuları Tabii. alırız. Ve bunu yaparken de biz dünyaya o yaşlarda scouting'e gitmeyiz. Dünyayı Evet. ayağımıza getiririz. Yani o yüzden size U12'yi özellikle sordum. Tabii Yani... ki yani şimdi Barcelona tabii ki bu işi yıllardan beri çok iyi yapan isim, bir marka yani. İşte Altın Ordu'ya baktığınızda işte 10 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz ve bence çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Evet U12 Cup'ta birçok uluslararası takımın U12 oyuncuları bizim oraya geliyor. Siz de oradaydınız. Oradan birçok oyuncu gelecekte dünya yıldızı olacak tabii ki. Ama biz tabii oradan oyuncu almak, yabancı oyuncu almadığımız için bizim için geçerli olmuyor. Hatta ben daha önce Buca Spor'la U15 takımıyla Manchester'a gittiğimizde dünya Nike Premier Cup dünya şampiyonası vardı. Manchester United'ın da şeyi vardı. O turnuvayı orada yapma sebebi yetenekli oyuncuları keşfetmekti yani ayağına getiriyordu. Onların tabii kulüp düzenleri. Siz yabancı oyuncuyu tabii ki almadığınızı biliyorum ama sistemleri yerinde tabii ki. Bütün hocalarınızı toplayıp yurt dışına götürüp o kadar kulübü gezdirmek Aynen. yerine o Tabii. kadar kulübü size getirip sistemleri eminim böyle şeyler yaptınız. Ya tabii o şimdi küçük sahada oynanıyor. Bir asıl amaç oradaki bizim kendi çocuklarımızın da kendi yaşıtlarıyla aralarında çok büyük fark olmadığını ama eğitim sistemimizin çok daha iyi olması gerektiğini, oyuncularımızı belli bir noktaya kadar iyi bir şekilde getiriyoruz. Neden tıkanıp kalıyoruz? Yani bunları görmek anlamında U12 var ama bizim U19, U17 hep böyle uluslararası turnuvalara giden takımlarımız var. Akademi oyuncularımız çok sayıda uluslararası maç oynuyor yani. Bu çok büyük artı. Sadece A takım seviyesinde değil. Bu ileriki süreç için bizim işimizi daha çok kolaylaştırıyor. Ama pandemide bir ara verildi. Tabii, en son sizin geldiğiniz tabii ki o turnuvada ben hatırlıyorum 7 tane Premier Lig takımı vardı vardı. Yani. Evet. Çok önemli bir rakam baktınız Çok, işte, Fransa'dan, İspanya'da. Şenlik gibi bir Yani şeydi hocam. Yani orası biraz daha karnaval aslında Evet. şenlik şeklinde. Bence oradaki birçok oyuncu futbolcu olamayacak belki ama oradaki anı asla unutmayacak yani. Evet. Hocam sizin yerli oyuncu politikanızı biliyoruz ama ben genel olarak bu Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı yabancı kısıtlaması kuralını da sormak istiyorum size. Yorumunuz ne olacak? Türk futbolunun en
üst düzey kurumu ve biz bu kurumu bu sezon özellikle çok fazla sorgular hale geldik. Tabii bu kadar en yetkili bir kurumun sorgulanması da çok iyi bir şey değil belki ama siz neler düşünüyorsunuz bu yabancı kuralıyla ilgili? Şimdi tabii ki yani çok konuşuluyor. Evet, federasyonumuz böyle bir karar aldı. Uygulamak zorundayız. Ya ben şöyle düşünüyorum. Yani bu kadar şimdi her ülkeye göre yabancı kuralının farklı olabileceğini düşünüyorum ama Türkiye'ye göre ben çok fazla serbestlikten yana değilim. Yani ülkemiz için söylüyorum. Çünkü çok sayımız, konumumuz gereği yabancı oyuncudan çok Türk yetenekli oyuncularını da değer katarak onlara bir şekilde başarılı bir hedefe ulaştırabiliriz. Yani uluslararası seviyeye ulaştırırız ama sıkıntımız şu oluyor. Oyuncularımız A takıma geldiğinde çok hazır olmadan çok hazır bir yabancıyla rekabete giriyor. Bu bir süreç. Hemen gerçekleşmiyor. Bunun için planlanan tabii ki rezervlik olabilir. İşte B takımın olabilir. Bunlar olmasından yanayım. Ha, benim için yabancı sınırı yani artılı değil. Bir rakam konup o olmasından doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü antrenör açısından bakıyorum. O gün 3 tane Türk oyuncuyla oynuyorsunuz ama senin sol bekin Türk sakatlandı. Şimdi onun yerine Türk oyuncun yoksa başka bir yerden bir oyuncuyu değiştirmen gerekiyor. Ya bütün planın bozulacak. Yani belki öndeyken maçı kaybedeceksin. Bu çok zorlayan bir durum. Yani artılı olmasa bir rakamdır. 10 mu, 11 mi, 7 mi, 8 mi onu bilemem. Ama artılı olması ister istemez hocaları biraz zor durumda bırakıyor. Maçı belki kaybediyorsun. Doğru. Yani o bir sıkıntılı durum. Ama yabancı sınırının serbestliğinden ziyade ben ülkemiz için belli bir sınırda olmasından yanayım. Gönül, evet, yabancı oyuncu, iyi oyuncu gelmesi çok büyük artı. Ama ülkemizde de baktığınızda birçok yabancı oyuncunun geldiğinde ve oynamadan da gittiğini de biliyoruz. Bu kulüplerin doğru planlamasıyla çok alakalı. Benim düşüncelerim bu yönde. Çünkü şu an A milli takıma baktığımızda çok çok başarılı genç oyuncularımız var. Bir jenerasyonumuz var. En az 10-15 yıl milli takımın damga vurması gereken bir jenerasyona sahibiz. Önemli olan onları iyi bir şekilde yönetmek tabii ki. Hocam, bu noktada ben de size o zaman teknik adam sirkülasyonunu sorayım. Çünkü siz bunu en doğru yorum yapabilecek kişilerden birisiniz. Yıllardır başkanla birlikte bir hayali hayata geçiriyorsunuz ve buna fırsatınız var aslında. O sirkülasyon hakkında ne düşünüyorsunuz siz? Yani belki ülkemizde Avrupa'ya baktığınızda en çok dediğiniz gibi antrenör teknik adam sirkülasyonu ülkemizde oluyor. Yani bence çok uygun bulmuyorum. Yani kulüplerin başarısını tabii ki en büyük etken teknik adam olduğunu düşünüyorum. Şimdi baktığınızda iki tane şu an kulüp başarılı. Biri Hatay, biri de Konya. İkisi de uzun süre çalışan teknik direktörlere sahip. Yani en azından bir yıldan fazla. Bu da bir gösterge. Sürekli antrenör değişimi ne antrenöre fayda sağlıyor ne kulüplere fayda sağlıyor. Belki kulüplere şöyle bir zorunluluk getirilebilir. Yani bir sezonda en fazla 2 ve 3 teknik adamla çalışabilirsin. Bu sınır konduğunda en azından kararını çok ince ile sık dökerek doğru bir tercihten yapmak ve arkasında durman gerekiyor. Böyle düşünüyorum. Sürekli antrenör değiştiren takımların da çok da başarılı olduğunu düşünmüyorum. Takımları da sadece şu istatistik ortaya çıkıyor. Her takımdaki antrenör değişikliğinden sonra o takım 2 maç kazanıyor. Evet. Böyle bir durum var. O da yani ben şöyle düşünüyorum. O takımın verdiği reaksiyonla alakalı. Önemli olan ondan sonra devam ediyorsa antrenörün başarısı. Ama ilk 2 hafta futbolcular antrenör gittiği için orada bir refleks olarak daha konsantre, daha hazırlanıyor maça. Baktığımızda böyle bir istatistik var. Yani sanki bir sihirli değnek var gibi yeni gelen hocanın elinde ama olmadığını biliyoruz. Zaten 3. 4. haftadan sonraki sonuçlar. O devam ederse hoca başarılı. Mesela bazı takımlarda da o an altyapıdan bir antrenör çıkıyor. 2 hafta yoluna çıkıyor. Bakıyorsun yine kazanıyor. Doğru. Yani böyle bir durum var. Bence antrenör, teknik direktör çok önemli takımlarda. Mesela ben Premier Ligi'nin marka değerinin bu kadar artmasını sağlayan çok başarılı teknik direktörlerin oyun felsefesini orada oturtmasıyla gerçekleştiğini düşünüyorum. Yani antrenör çok önemli. Ama biz Türkiye ülkemizde de antrenör anlamında çok yeni jenerasyon var. Avrupa ile makası daraltmamız için antrenörün saha içi organizasyonlara çok daha önem vermesi gerekiyor. Taktiksel anlamda çok değerli olması gerekiyor. Onları uygulatması gerekiyor ki
Avrupa ile aramızdaki mesafeyi daraltalım. Yani şu ana kadar öne çıkanlar aslında Türk oyuncuların şans verilmesi ve onların o eksiklerinin altyapıdan tamamlanması, teknik eksiklikleri. Ya olabilir bunu, tabii ki. Buna değindik çünkü orada hani bizde çok büyük 30 milyonluk bir nüfusumuz var ve yeteri kadar oyuncu çıkaramıyoruz ya da oyuncular o noktaya geldiği zaman yabancı oyuncularla rekabet edemiyorlar. Ya ona dönüyor. Ama ben şey diyeyim yani şimdi genç oyuncu hata yapıyor. Evet maç kaybediyorsun ama büyük oyuncu da hata yapabiliyor. Tecrübeli Tabii. oyuncu da hata yapabiliyor. Yani şöyle bir algı var. Ya işte hazır değil erken çok eksiği var. Bence evet eksiği olabilir ama şimdi alt ligden gelen şu an işte Kerem Aktürkoğlu var baktığınızda. Yani baktığınızda bizde geçen sene işte Metehan Mimaroğlu vardı. Bize büyük katkı sağladı. Bana göre o da milli takım seviyesinde bir oyuncu. Yani tarama, oyuncuyu keşfet ve oyuncuyu geliştirmek çok önemli. Evet genç oyunculara işte baktığınızda güvenmek, onlar da hata yapacak ama o hatayı telafi edeceklerini düşünüyorum. Avrupa'da 2003, 2004, 2005'li oyuncular oynuyor. Onlar da hata yapıyor belki ama onlar oynamaya başlıyor. Yani genç oyuncuya güveniliyor. Kulüplerin kurtuluşu bu yönde diye düşünüyorum ben. Ama sürece ihtiyaç var tabii ama belki elimizdeki zamanda şimdi iyi bir A milli takım, iyi bir Ümit milli takım oyuncu grubu var. Alttan gelen oyuncu grubu var. Bunları en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Biz en çok bize görevde biz teknik adamlara düşüyor. Yani ha teknik adam açısından şunu diyebilirsiniz. Evet siz uzun yıldan beri çalışıyorsunuz işte. Mehmet Bey'le 15 yıldır birlikteyiz. Hı hı. Hocam inanılmaz bir rakam. 9 sene bitti zaten. 10. yıldasınız. Evet. Biz 5 yıl eski kulübümüz var. Evet. Yani ben şeyi de merak ediyorum. Bundan sonra çok değerlisiniz tabii ki bu ülke için. Kariyerinizle, evet. Uzun yıllar mesainizle. Zaten bir göstergeye bu kadar uzun süreli soluklu olması. Bundan sonraki hedeflerinizi merak ediyorum ben. Şimdi tabii ki başkanımızla zaten konuşmuştuk. Benim 1,5 yıl sonra kontratım bitiyor. Hı hı. Yenilemeyeceğiz zaten. Ayrılık sürecimiz var zaten. Onu zaten Mehmet Bey'le konuştuğumuz bir olay. Bu nedeni bizim de hedeflerimiz işte ben hep Bundesliga'da çalışma gibi bir hedefim var. Çünkü yani orayı hep böyle çok beğenmişimdir. Hedef koymuşumdur. Ama bunun dışında tabii Süper Lig'de çalışmayı planlıyorum. Yani önümüzdeki süreçte evet burada bir misyonumuz vardı. Bu bir süreç devam etti. Süper Lig hedefine yaklaştık. Çünkü her teknik adamın da hayallerinde buralarda başarılı olmak, çalışmak, A milli seviyeyi yakalamak var. Ben de bu hedefler doğrultusunda önümüzdeki süreçte zaten ayrılık sürecinde de 1,5 yıl sonra kontrattan sonra bunu gerçekleştireceğim. Ama öncelikle başarımız burayı en iyi şekilde bu süreçte yukarıya doğru tırmanışa geçirmek ve işte Burak İnce ile başlayan arkasından devam edecek kısa sürede de oyuncularımızı uluslararası seviyeye taşımak. Hocam inşallah siz takımınızla birlikte siz ayrılmadan böyle Süper Lig'e gelirsiniz de bir de sizin çünkü temsil ettiğiniz şey sadece bir futbol anlayışı, bir altyapı anlayışı değil. Onun yanında bir sürü Altın Ordu değeri de var. Hani büyük kulüpler için hep söylediğimiz ama bir türlü ne olduklarını bilemediğimiz bir duruşlar, bir değerler var ama o kişiden kişiye değişiyor. Altın Ordu'nunkiler çok net. Evet. Onları sizden duymak isterim. Ben bir tanesini söyleyeyim. Beni en etkileyenlerden biri. Siz arkanızda soyunma odası yani kirli dağınık bir soyunma odası bırakmıyorsunuz evet, yani. Toplayıp böyle çiçek gibi yapıp çöplerini toplayıp çıkıyor Altın Ordu'nun her takımı oynadığı rakip soyunma odalarından. Bunun dışında bize söyleyebileceğiniz bu Türk oyuncular ya bu, var. Ya bu bir kültür aslında yani olması gerekeni yapıyoruz biz. Yani nasıl bulmanı istiyorsan öyle bırakman. Yani bu sadece o soyunma odası için geçerli değil. İşte deplasmana her kategoride bir otele kampa gidiyoruz. Yani inanın otelden çıkışta bütün o otelin çalışanları bize teşekkür ediyorlar. Çünkü yani çok keyif alıyorlar bizi ağırlamaktan. Her oyuncunun teşekkür etmesi, aşçıya teşekkür etmesi gibi. Yani onlara güler yüzü davranması gibi. Odaları yani ne kadar olursa kaldığın odayı bile pis bırakmamak çok önemli. Yani bu çocuklara vereceğimiz aslında bu kültür olması gereken bir şey ama biz bunu yaptığımız için farklı gibi görünüyor ama bence çok da olması gereken diye düşünüyorum. Ama biz yaptığımız için de çok farklı görünüyor. Evet soyunma odası normal bir soyunma odası takım bıraktıktan sonra baktığınız an
Yani savaş alanı gibi. Gerçekten savaş. Onu biz öyle yapıyoruz. Yani bu bizim için önemli ve değerli. Kendi değerlerimiz var. Altın Ordu organizasyonunda gerçekten siz tabii şimdi program uzun, bir sürü değerleriniz var. Her oyuncumuzu bu değerler doğrusunda yetiştirmeye çalışıyoruz ki en azından belki hepsi futbolcu olmayacak ama bu değerlerde yetişmesi bizim için çok anlamlı. Yani spor okulu oyuncularımız bile hepsi bu kültürden gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Mesela o söylediğiniz şey o kadar önemli ki o güler yüz, o teşekkür etmek. Yani bir genel olarak bir tavırları düşününce daha da ön plana çıktı. Hani günaydın diyerek bir yere girmek, yani, tabii. Teşekkür ederek bir yerden çıkmak. Ya bu hale gelmişiz. Aslında evet, bunlar çok normal değil mi? Çok normal şeyler. Normal. Yani işte bu bir hizmet aldıktan sonra o hizmete nasıl tepki verdiğimiz medeniyet ölçüsü de bir yerde. Yani orada bir personel çalışıyor mesela, otel çalışanı. Onlara teşekkür etmek, güler yüzü davranmak, onların değerli olduğunu hissettirmek kadar güzel bir şey var mı? Sonuçta insan onlar da. Ondan sonra tabii ki her gördüklerini bizi yani çok güzel karşılıyorlar. Yani çıkarken yine bekleriz. Yani taraflı tarafsız çok önemli bir seven kitlesi var her ile gittiğimizde. Tabii. Niye? Oyuncularımız sizin takımımızdan çok memnunuz. İşte hep uçakla seyahat ediyoruz. İşte hepsi teşekkür ediyor. Yani evet bir futbol takımı ama yani biz böyle futbol takımı görmedik. Yani gerçekten çok saygılı, kitabıyla gelen var. Ya. İşte Walkman kendine gürültü yapmayan, yanını rahatsız etmeyen birçok oyuncumuz var. Bu çok güzel bir kültür bence. Yurt dışına gidince de çok güzel adapte oluyorlar hocam tabii sizin ki. Oyuncularınız. Yani gittikleri takıma hemen adapte oluyorlar. Hemen evet, o performansı evet. Vermeye. Yani bu da bir gösterge. Ya, dünya vatandaşı yetiştiriyorsunuz demek ki yani bir ya anlamda. Ya bunun işte hepsi temeli. Küçük yaş grubundan aldın, dışarıdan aldın, A takıma bile dışarıdan aldığın büyük oyuncuları bile buna adapte edebiliyorsun. Yani çok önemli bir değer. Altın Ordu bir kültürüne onun içerisinde sahiplenmek, ben uygulamak çok önemli. Yani çünkü A takım oyuncuları öyle bir örnek ki alttaki oyuncular için çok örnek bizim oyuncularımız için. Onun yapacağı en küçük yani saygısızlık bile bizim için çok kötü bir imaj oluyor. Biz mesela maçlarımızda şu an bana göre Türkiye'de oyun çok duruyor biliyorsunuz. Yani herkes bundan şikayetçi ama herkes bunu yapıyor. Önde olan takımın oyuncuları yerden kalkmıyor. Bana göre bir kural gelmesi lazım. Bu benim şahsi fikrim. Eğer bir oyuncu tedavi için dışarı çıkıyorsa en az 3-4 dakika oyuna girmemesi gerekiyor. Benim şahsi çünkü her galip takımın oyuncusu çıktı, oyun durduğu an 3 saniye sürmeden içeri giriyor. Yani sakatlıkta bu kadar iyileşemezsin. Bir kural koyalım, 3-4 dakika diyelim, dışarıda beklesin. Bakalım ondan sonra oyuncu dışarı çıkacak mı? Çok basit görmesi. Çok. Yani ben böyle düşünüyorum. Çünkü yani Avrupa'yı seyrediyoruz. Yani oyun nefes alamıyorsun seyrederken. Yani temponun bu kadar yüksek olduğu. Yani yerde yatmaların olmadığı. Galip de mağlup da olsan yani. Ama ülkemizde galip takım oyuncuları yani sakatlık varmış gibi yerde yatması. Kazanma adına her şeyin mübah olduğu bir futbol oynanıyor. Bence herkesin buna bir çeki düzen vermesi, futbolumuzun gelişimi seyreden, şimdi bir sürü seyreden bir kitle var. İşte dekoder alıyorlar. Ya futboldan keyif almalarını sağlayacak biz teknik adamlar ve futbolcular diye düşünüyorum. En azından o sahnede çıkıp en iyisini yapmamız gerekiyor. Yani Avrupa'yla aramızdaki mesafe çok farklı bir kere. Oyun hızı ülkemizde çok yavaş. Oyun çok duruyor. Topun kaldığı süre çok alt seviyelerde. Çok fazla faul düdüğü işitiyoruz. Yani zaten temposuz da bir maçsa iyice tempo tabii. Yani düşüyor tabii ki. Bu sefer ne seyirci keyif alıyor. Yani maçı kazanmak evet çok önemli. O hafta o her şey ona göre belirleniyor ama bir sonraki hafta bir daha maç var. Sen hazırlığını öyle bir yapmamız gerekiyor ki ondan sonraki bir haftayla bitmiyor iş. Ama o maç için işte öndeysen işte ben mağlupken bir kalecinin tedavi gördüğünü rastlamadım yani. Ama galipken kaleciler sürekli tedavi için çağırıyorlar. Bunlar gerçek sakatlık olabilir hemfikirim ama bunu çok fazla abarttığımızı düşünüyorum. Olmazsa çok daha iyi olur düşüncesindeyim. Yani gittikçe de iyiye gideceğine kötüye gidiyor. Yani. Bugün de amili takımımızın kritik bir sınavı evet. Var. Cebeli Tarık'ı konuk edecek. Neler söylersiniz? Yeni bir dönemden de bahsedebiliriz Stefan Kuntz'la birlikte. Siz nasıl hissediyorsunuz şu an bugün? Şimdi aslında çok avantajlı başladığımız grupta. Çok yani basit puan kayıpları, yenebileceğimiz takımlara karşı aldığımız beraberlikler bizi bu duruma getirdi.
Belki o maçları kazansaydık şu an ilk birinci sırada olmayı garantiliyorduk. Tabii o değişiklik oldu. Şenol hocamız tabii ki ayrıldı. Ondan sonra Stefan Kuntz'un gelmesi. İşte Alman ekolünden daha önce Beşiktaş'ta oynayan bir teknik adam. İyi bir jenerasyona sahibiz. Şu an tabii ki sadece maç kazanmaktan başka yapacağımız çok fazla bir şey yok. Yani bir futbol adına yapılacak en doğru işler belki iki maç bittikten sonra olacak. Önemli olan öncelikle iki maçı kazanmamız. İyi bir jenerasyona sahibiz. Tabii ki sakatlık, eksikler olabiliyor. Bence iki maçı kazanabilecek güçteyiz. Diğer skoru bekleyeceğiz. Bundan sonraki süreçte sistemin içerisinden gelen bir adam. Evet, oyuncularımız yetenekli. Uluslararası seviyede sistem içerisinde başarılı olan oyuncularımızı demek ki milli takımımızda da o sistem içerisinde kullanmak zorundayız. Yani bu adam kendi kulübünde başarılı oluyorsa burada da olabilir. Sistemi iyi kurgulayıp ve organizasyonları iyi hazırlayıp oyuncularımızdan da en yüksek performansı alıp başarılı olmayı hedeflemeliyiz. İnşallah da bunu gerçekleştiririz. Öncelikle planlama iki maçı kazanmak. Sonra tabii ki planlarını net bir şekilde açıklarlar ama sadece amili takımla değil alt kategorilerden de yukarıya kadar bir model yaratmak zorundayız diye düşünüyorum. Bir yapılanmaya gitmemiz lazım. Siz her zaman futbolcuya dayalı sistem yerine futbolcunun da dahil olduğu bir sistemden bahsediyorsunuz. Kesinlikle. Altın Ordu zaten bunu yapıyorsunuz. Kesinlikle. İşte belki de bunun ilk adımları atılmış durumda milli takımda diyebilir miyiz? Öyle bir sinyal veriyor Yani göreceğiz, size. Süreç göreceğiz. Yani evet, Almanya'da bir ekolün içerisinden bir antrenör geliyor. Ben Türkiye'de de bunu sağlayabilecek antrenör potansiyeli olduğunu düşünüyordum aslında ama öyle bir tercih yaptılar. Süreç gösterecek tabii. Bence oyuncuya dayalı değil, oyuna dayalı, oyunun konuşulduğu, bireysel performanslar tabii ki önemli ama takım performansının ön plana çıktığı, milli duyguların tekrar ön plana çıktığı ki bir iki sene önce tekrar milli takımı herkes böyle bir kucakladı, evet, sevindi, evet çok gerçek sevindim. Milli takımımız geliyor dedi. Ondan sonra bir anda yani çok uçlarda yaşıyoruz, bunları yaşamaya başladık. Ama süreçte bunu yakalamak zorundayız ki hem genç hem uluslararası seviyede oynayan o kadar çok oyuncumuz var ki. Bunu biz başaramıyorsak yani hem yönetim hem hocalarda suç aramak lazım. Yani futbolcular değil, biz bunu yapmak zorundayız diye düşünüyorum. Biz teknik adamlara büyük görev düşüyor. Tabii ki başkan ve yöneticiler de bu anlamda çok sorumlu. Ülke futbolunu ayağa kaldırmamız gerekiyor. Yani bu kesinlikle kadar yetenekli. O noktada size çok katılıyorum yani ülke hocam. Futbolunu yani çok futbolla yaşayan, futbolla yatıp kalkan bir ülkeyiz. Bunu çok fazlasıyla hak ediyoruz. Yani eğer futboldaki elde edeceğimiz hem milli takım bazında hem kulüp bazındaki başarılar bize ülkemizde daha çok olumlu etkileyeceğini düşünüyorum ben. Psikolojimizi futbol yükseltiyor ya da alçaltıyor ve coaching problemi yani antrenör problemi bence de en önemli sorunlardan biri ama en azından denge dağılmaya başladı. Yani şehir takımları ön plana çıkmaya başladı. Onu ben pozitif bir gelişme olarak görüyorum. Kendi şehrinin takımını tutmak, kesinlikle. O statların da dolması, işte Alanya'nın, Hatay'ın, Konya'nın bu rekabetin parçası olması, sayamadığımız yer Adana'nın tekrar işte orada Göztepe hani camiaların da tekrar geri dönmesi de pozitif şeyler ama doğru adımlar atmak lazım bu noktada. Şimdi TFF 1. Ligi bu sene gerçekten çok güçlü bir lig oldu. İl takımları, iyi kadrolara sahip takımlar o büyük bir fark yarattı şu an TFF Ligi'nde. Birçok takımın da taraftarı sahayı doldurmaya başladı. Başarı bekliyor. Bence yani takımlarına destek olmaları şart. Ama takımlar da tabii daha önce yaşadıkları finansal anlamda çöküşlerini yaşamamaları gerekiyor. Yani bir insan bir hatayı bir defa yapar. Ders alman lazım. Yani kesin. Ayağını yorgana göre uzatman gerekiyor ki yani yine borç batağına girersen yine çıkamıyorsun. Amatöre kadar giden birçok takımlarımız oldu. Yani doğru planlama, yani scouting sisteminin çok önemli. Yani o kadar oyuncu tarayan bir ekibin varsa sana yanlış bir oyuncu bile aldırmayarak sana büyük avantaj sağlıyor. Yani bu önemli. Yani ülke Avrupa'da, dünyada bir sürü izleyebileceğin oyuncu var. Bunları doğru zamanda getirmek. Planlamanı ona göre yapmak. Ülkemizde bunu iyi yapan takımlar var. Bir anda bakıyorsunuz fark yaratıp yukarıya doğru tırmanıyor. Yani sadece para harcayayım, en iyisini yapayım. Şimdi TFF Ligi'ne bakıyorsunuz her takım şampiyonluğu oynuyor yani.
statlar yapılmaya başladı ama bence bir sene şampiyonluğu oynadın olmadı. Kadro istikrarına devam edip bir sene sonra olabilirsin. Yani herkes hemen istiyor olsun. Bu sefer 3 takım dışında diğer takımlar harcadığı birçok para o sene boşa gidebiliyor yani baktığınızda. Bütçenin ne oluyor? Senin ekonomi anlamında sıkıntı yaşıyorsun. Doğru planlama önemli. Antrenöre güvenmek çok önemli. Ama biz antrenörler de kendimizi çok fazla geliştirmemiz gerekiyor ki dünya futbolu hızlı bir şekilde gelişiyor. Antrenörün etkisinin %80, %90 olduğunu düşünüyorum ben takımlarda. Hocam çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. İçinde bulunduğunuz proje, kariyeriniz, başarılarınız Türk futbolu için çok değerli, çok önemli. Biz sizi ilgiyle takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Teşekkürler geldiğiniz için. Her zaman bekleriz hocam. Vallahi nasıl süre geçti anlamadım. Evet, hep evet. İyi program olunca öyle olur. İyi parça davetimiz olsaydı. İyi sohbet çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.